Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu üçüncü kez çekmeye çalışıyorum. Eğer bu sefer de olmazsa gerçekten şu pencereden kendimi aşağı atacağım artık. Yeter yani. Gerçekten yeter. Bıktım. Çekeceğim. Bu sefer başaracağım. Arkadaşlar bugün sizlere enstrüman nasıl çalınmaz? Enstrüman nasıl öğrenilmez? Kendinizin gelişimini nasıl engellersiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki aslında nasıl gelişebilirsiniz? Nasıl daha iyi, daha etkili bir yoldan öğrenebilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Tamamen kendi deneyimlerimi, kendi fikirlerimi paylaşacağım arkadaşlar. Yani bir uzman falan değilim, eğitmen değilim. Yanlış anlaşılma olmaz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz aşağıdan gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Bu işe yeni atıldım ve desteklerinizi görmek istiyorum. Yorum da yapmayı da unutmayın sakın. Kötü de olsa yorum yapın lütfen. Yeter ki etkileşim olsun. İlk anlatmak istediğim şey arkadaşlar, teknik çalışmalar. Bunun altını çize çize söylemek istiyorum. Bastıra bastıra. Teknik çalışma, teknik çalışma, teknik çalışma, çok önemlidir. Çoğu insan, buna ilk başlarda ben de dahil, ilk bir yılımı böyle harcadım. Enstrüman çalmaya başladığımızda genelde ne yaparız? Ne için başlarız? Bir sanatçı çok hoşumuza gitmiştir, çok güzel çalıyordu, biz de çalmak isteriz. Ya da farklı bir amaçla başlarız ama sadece sevdiğimiz parçaları çalarak vaktimizi geçiririz. Benim ilk yılımda böyle geçti. Ama bu ne yazık ki sizi pek ileriye götürmüyor arkadaşlar. Asıl önemli olan şey teknik çalışmalar. Nedir bu teknik çalışmalar? Gamlar, arpejler, etütler, egzersizler. Aynı bir okulda aldığımız bir ders gibi. Bu da kemanın konularıdır. Keman bir ders, kemanın bir ders olduğunu, enstrüman çalmanın bir ders olduğunu düşünün. Ve bu konular aynı matematik dersinde olduğu gibi hepsi birbirine bağlantılı aslında. Siz gam çalışmadığınız zaman entonasyonunuz gelişmiyor. Entonasyonunuz yanlış oluyor. Yanlış notalara basıyorsunuz. Özellikle bir de perdesiz enstrüman çalıyorsanız kesinlikle gam her gün mutlaka 1 saat gam çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi tamamen benim kendi tecrübelerim. Kendim uyguladım ve gördüm ne kadar gerçekten etkili, yani gerçekten etkili olduğunu gördüm. Kendim bizzat uyguladım, denedim. Garantisini veriyorum, sizi çok ileriye taşıyacak teknik çalışmalar. Mutlaka günde kaç saat keman çalıyorsanız, artık diyelim ki günde 2 saat keman çalıyorsanız 1 saatini mutlaka teknik çalışmaya ayırmalısınız. Bahsetmem gereken ikinci şey arkadaşlar, bu da çok önemli. Bu sadece enstrüman çalmak için değil ama hayatınızın birçok alanında sizi başarılı yapacak bir şey olduğuna emin olabilirsiniz. Nedir bu? Araştırmacı olmak. Evet, gelişmek aslında bizim elimizde. Yani biz öğreniyoruz. Bu yüzden kendi kendimize öğrenmeyi öğrenmemiz gerekir. Evet, böyle bir söz vardı. Öğrenmeyi öğrenmek. Öğrenmeyi öğrenirseniz arkadaşlar gerçekten çok başarılı bir öğrenci oluyorsunuz. Yaptığınız her işte başarılı oluyorsunuz. Bunu size garanti edebilirim. Kursa gittiğinizde öğretmenin size verdiği alıştırmalarla, ödevlerle yetinmemelisiniz. Tabii ki öğretmeninizi dinleyeceksiniz. Onu boş verin demiyorum. Öyle bir şey anlamayın. Ama öğretmeniniz size bir konuda eksiğiniz olduğunu söylediğinde, diyelim ki işte yay tutuşunda eksiklik var dedi. Hem öğretmenin tavsiyesine uyacaksınız hem de kendi başınıza ayrı olarak internetten araştırma yapmalısınız. YouTube'da çok fazla, böyle yabancı da olsa çok fazla kaynak var. Enstrüman çalmayla ilgili, tekniklerle ilgili, egzersizlerle ilgili, pratiklerle ilgili. Ben bunları seyrediyorum. Gerçekten de çok işime yarıyorlar. Acayip işime yarıyorlar arkadaşlar. Ve tabii ki bu araştırmalarınızı hocanıza danışmayı sakın unutmuyorsunuz. Çünkü olabilir ya, kendinize uygun olmayan bir egzersiz bulmuş olabilirsiniz. Ya da yanlış bir egzersiz bulmuş olabilirsiniz. Bu yüzden mutlaka hocanıza danışın. Üçüncü olarak söylemek istediğim şey. Evet, bu en önemlisi. Bu en önemlisi. Gözlerime bakın. Gözlerime bakın. Ve ciddiyeti görün, tamam mı? Bu en önemlisi arkadaşlar. Eğer bu yoksa, işiniz yaş. Ben size söyleyeyim. Yani çok iddialı konuştuğumu farkındayım ama kime sorarsanız sorun size aynı şeyi söyleyecektir. Nedir bu peki? Bu kadar önemli olan nedir? Tabii ki de istikrar. İstikrarsız
hiçbir şey olmaz. Çalışmanız sizin devamlı değilse, bir gün çalışıp bir gün bırakıyorsanız, iki gün çalışıp bugün canım istemedi, çalışmayayım bir şey olmaz deyip bırakıyorsanız, kendinize en büyük engeli koymuş oluyorsunuz. Gelişiminizin önündeki en büyük engel siz oluyorsunuz. Resmen kendinize diyorsunuz ki hayır, ben kendimin enstrümanda gelişmesine izin vermiyorum diyorsunuz bunu yapıyorsanız. O yüzden arkadaşlar mutlaka istikrarlı olmaya çalışın. Plan yapın. Evet, bu da önemli bir maddedir. Haftalık plan yapabilirsiniz, aylık plan yapabilirsiniz, günlük plan yapabilirsiniz. Ki benim en sevdiklerim haftalık ve günlüktür. Aylık plana nedense pek uyamıyorum. Şöyle planlar yapın. Kendinize küçük küçük hedefler koyun. Bir anda çok usta bir kemancı olacağım demeyin. Bu çok büyük bir hedef ve uzun vadede gerçekleştiği için sizin motivasyonunuz düşer. O yüzden küçük hedefler koyun. Deyin ki bu hafta La minör gamını doğru bir şekilde çalacağım. Bu haftanın hedefi bu. Ya da bu ay içerisinde şu parçayı doğru bir şekilde çalacağım. Bu şekilde küçük hedefler koyun ve bu hedefe uygun planlar yapın. Günde 2 saatimi keman çalmaya ayıracağım. İşte günde 3 saatimi piyano çalmaya ayıracağım. Şu 3 saat içerisinde 1 saat teknik çalışacağım. 2 saat parçalara çalışacağım, etütlere çalışacağım gibi planlar mutlaka yapın arkadaşlar. Çok önemli gerçekten. Yani gelişi güzel, kafanıza göre bir şekilde ilerlemek çok zor. Hatta belli bir süre seviyeden sonra imkansız bile diyebiliriz. Hadi belki ilk öğrenmeye başladığınızda çok temel şeyleri canınız istedikçe belki çalışabilirsiniz. Ama ilerlediğinizde artık yavaş yavaş gerçekten o enstrümanı çalmaya başladığınızda, ustalaşmaya başladığınızda gerçekten size bir plan, istikrar ve motivasyon gerekiyor. Evet arkadaşlar, benim bugünkü söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım sizin için bilgilendirici olur, faydalı olur. Artık siz ne olarak almak istiyorsanız, kendimce kendi tavsiyelerimi vermeye çalıştım. Bir kusurum olduysa artık affedin. Başta da söylediğim gibi videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı da unutmayın lütfen. Yorumlarınız, beğenileriniz, paylaşımlarınız benim için çok önemli. Bu işte gelişmem için, YouTube'da gelişmem için desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.